Adıyaman'da hayvan pazarında Kurban Bayramı yaklaşırken besiciler ise durgunluktan şikayetçi olurken vatandaşlar ise fiyatların pahalı olmasından dert yandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazar yerlerinde yerini aldı. Bu yıl yem fiyatlarının yüksek olması küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satış fiyatlarına da yansıdı. Fiyatların küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yansımasıyla vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan şikayetçi oldu. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının satış fiyatlarının 2500 ila 70 bin lira arasında değişiklik gösterirken satıcılar ise ümitlerini Kurban Bayramı'na bir gün kala bağladı. Hayvan fiyatlarının artmasını yem fiyatlarındaki artışa bağlayan besiciler vatandaşların küçükbaş hayvanlara yöneldiğini aktardı. Payı yeme hesaplarsa hayvanlar zararına şu anda satılıyor. Geçen sene endekslersen hayvanlar zararına gidiyor. Küçükbaş hayvanlar ekonomi durumu zayıf olanlar biraz daha küçüğünü alıyor, uygununu alıyor ve artık tek başına gidip evinde kesmek istiyor. Ortaklarla anlaşır, anlaşmaz, az olur, çok olur düşüncesiyle küçükbaşa tercih ediliyor. Ama büyükbaşın eti, lezzeti daha güzeldir. Allah mübarek günleri, bu bayramı herkese mübarek etsin, hayırlı ve uğurlu getirmesini, bereket getirmesini isterim. Kurbanlık fiyatlarının pahalılığından şikayetçi olan alıcılar ise geçen seneye göre fiyatların çok arttığını ifade ederek geçen seneki fiyatlarla şimdiki fiyatların çok farklı olduğunu söyledi. Kurbanlık için pazara geldim. Fiyatlara bakıyorum. Şu an büyük ihtimalle almayı düşünüyorum. Fiyatlar öyle geçen seneye göre tabii ki artış var. Ama biraz daha araştırıldığı zaman bütçeye göre bulunabiliyor. Tabii ki geçen seneki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında çok fark olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık yani %60-%70'lik bir zam olduğunu görüyoruz. Geçen sene baktığımız düvelerde daha fazla bir şey var. Fiyat oynaması var. Tabii halkın halka temin edebilmek. Yani özellikle bu yemlerde çok şikayet olduklarını söylüyorlar. Özellikle satışlarda. Bunların yüksek olduğunu. Bunları özellikle bu devletin arazileri var ya. Arazilerin işletilerek böyle fi ekilerek, yem ekilerek halka sunulabilir. Besicilere sunulabilir. Daha çok böyle kurban bayramlarında böyle yabancı ülkelerden ithal getirilebilir. Bu sıkıntıların geçmesine mukabil. Onlar olsa daha sağlıklı, daha güzel olacağını düşünüyorum yani. Böyle çalışmalar yapılması lazım mutlaka. Adıyaman halkı yani çok değerli bir halk. Bu toprakların bizim bu toprakların verdiği bir güzellik. Yani çok alçak gönüllü, çok güzel insanlar. Ya her şeyi hak ediyorlar. Yani çok çalışmak lazım bu halkı mutlu edebilmek için. Yani özellikle bu kriz zamanı mutlaka hep birlikte devlet büyükleriyle, belediye başkanıyla el ele vererek özellikle işsizlik olduğunu çok görüyoruz bu tür yerlerde. Halkça, büyüklerimizce, çalışan kişilerce el birliğiyle yani mesela Mersin'de meyvenin ve sebzenin ucuz olduğunu söyleniyor. Ya biz belediye olarak buralardan meyve sebze getirerek halkın daha ucuz yemesini sağlayarak özellikle ana maddelerin daha ucuz olmasını sağlamak için çok çalışmak lazım. Bunlara dikkat, iyi araştırmak lazım.